Evet herkese selamlar. Yeni bir haftaya adım atacağız. Geçen hafta endeksteki düşüş %3.03 seviyesinde oldu. Cuma günü endekste yani güçlü bir tepki olmasına rağmen haftayı %3.03 gibi bir düşüşle bitirdik. perşembe günü bildiğiniz gibi %7'lik bir 7'nin üstünde bir sert bir düşüşümüz oldu. Endekste 50 günlük ortalamaya dek bir düşüş oldu, oradan bir tepki yaşandı. Tahmin ediyorduk oradan bir tepki olacağını ama bu kadar sert bir düşüşün, hatta tek bir günde yaşanan en yüksek düşüş oldu aslında. Ee, bunun gibi sert bir düşüşü 2021 yılının 17 Aralık'ında yaşamıştık. O günden yani şey itibaren böyle bir baktığınız zaman endekste tek bir günde bu kadar sert bir düşüşler olmamıştı. Evet yine yüzde üç buçuklarda düşüşler olmuştu. Yüzde beşlerde de düşüşler yaşadık ama bu derecede yoktu. Epey bir ürktük. Geçen hafta baya bir stres olduk. E, fakat hani genel olarak yine son olarak geldiğimiz yerde endekste aslında genel resimde halen daha bir yukarı bir hareket var. Güçlü bir teknik yapı var. Teknik analiz olarak da halen daha ortalamaların üzerinde mektiler, göstergeler oldukça iyi ve güçlü. Ama niçin bu kadar sert düştük? Aslında ben şahsen şöyle bir baktığım zaman ya bu kadar sert bir günlük hareketin ol olmasına sebep olacak bir haberin olmadığını zaten hep ifade ediyorum. Yani habersiz bir şekilde mesnetsiz arkasında bir sebep olmadan yaşanan sert bir düşüş oldu. Çok büyük ihtimalle e, birkaç gündür az sonra açacağız zaten şeyden de e, grafik üstünden de açacağız Forex'ten ve inceleyeceğiz. E, birkaç gündür yani salı ve çarşı yani yılbaşından itibaren bir yavaşlama vardı. Hani böyle bir tatsız seanslar yaşıyorduk. Bir e, 5350'nin altına inmesiyle e, teknik olarak önemli bir e, yerde oradan itibaren robotlar çok büyük ihtimalle devreye girdi. Robotların da devreye girmesiyle e, tahtalar da sığ aslında yani çok fazla şey yok. Derinlikler yok. Aşağı hareket sertleşti ve hareketin aşağısı sertleşmesi de pek çok küçük yatırımcıda da endişeye sebep oldu ve herkes hücum e, edince Sistem tabii kilitledi ve iki kere devre kesici yaşadık yani 50 günlükten sonra tekrar yukarıya yönde de çok sert bir harekette yaptık yani şimdi eğer bir sebep olsaydı bunun arkasında bence Cuma günü bu kadar sert bir yukarı tepkide olmayacaktı olmazdı yani. Bu bize şunu ifade ediyor. Evet yani bir sebepsiz bir, bir düşüştü ve arkasından da bir tepki var. Peki bu tepki tabii güçlü mü olacak? Ne kadar olacak? Devam mı edecek? Endekste bu tarz şeyler olacak mı? Bunları biraz bir sohbet edelim isterseniz. Yani öncelikle bir seçim hattına giriyoruz ve son yaşananlar bize şunu da net bir şekilde de ifade ediyor. Siyaset hep gündemde olacak. E, Perşembe günkü düşüş için e, birkaç tane senaryo üretildi. Yani ben de baktım okudum. Bunlardan en önemlisi işte o gün Cumhurbaşkanı'nın seçimleri öne alınabileceğine yönelik yapmış olduğu bir açıklamaydı. Kimi yer hani bunun da pek çok yatırımın hesabını değiştirdiğini, pek çok portföy yatırımının Haziran gibi ele aldığını ama birdenbire işte bir ay bile yani öne çekilince de hesaplar aniden değişebileceğini ifade ediyorlar. Ben açıkçası bu fikirde olmayan bir insanım. Çünkü seçimlerin öne alınabileceğine yönelik beklentiler çok çok uzun zamandır zaten var. Ee, Ankara'yı okuyorsanız yani Ankara'da siyaset üzerine yazan pek çok yazar var. Ankara'da pe pek çok muhabirler var. Onların yazdığı yazılar var ve aşağı yukarı son bir aydır, iki aydır yani neredeyse seçimin Haziran'da, 24 Haziran'da olmayacağına yönelik artık çok net cümleler var. Yani ve bunu da ispat edici de bazı hareketler var hatta. Onlardan bahsediyorlar. İşte Avrupa Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'ye bir gözlemci atamasında Mayıs ayına yönelik bazı hazırlıkların olduğunu bile ifade edenler var. Ee, mesela Murat Yetkin bundan geçen haftaki yaptığı vid videosunda yani Haziran ayının olmayacağını çünkü hac mevsiminin çok çok önemli ve bu bayram Ramazan'ın olmasının da çok önemli bir etken olduğunu. O yüzden böyle Mayıs ayı hatta Nisan ayını bile ifade edenler var. O nedenle yani seçimin öne alınması zaten Türkiye'de e, profesyonel olarak portföy ve fon yöneten pek çok yöneticinin yani benim bunlardan haberim varsa ki ben bunları gizli bir yerden falan yani almıyorum. Herkesin okuduğu yerlerden okuyorum. Yani finansal okur yazarlığı olan herkesin bir şekilde okuyup da anlayacağı bir şey. O nedenle yani erkene alınmaş alınacak olmasının bu kadar etki edeceğini de zannetmiyorum. Bu zaten tahmin ediliyor. Bence yanlış bir fikir. Yani Haziran'da olsaydı sen satmayacak mıydın? Yani bu. Ama bu bize şunu ifade ediyor. Siyaset piyasada biraz hani malzeme yapılacak gibi bir hava var. Yani şunu söylemek istiyorum. Endeksin, endekste aşağı doğru bir hareket böyle aylarca süren ...aşağı doğru bir hareket olacağını açıkçası ben zannetmiyorum. Ama hani yukarı doğru harekette artık soluğu kesilmiş olabilir. Çok hafif yatay bir yukarı hareketler olabilir. Ama bu hareketin içerisinde sürekli zikzaklar yaşamamız mümkün olabilir. İmamoğlu'na ilk mahkeme haberinin gelmesinden önce de... ...endekste bu tarz realizasyonlar vardı ve çok sert hareketler vardı... O zaman da şunu biz söylemiştik. Yani piyasadaki yatırımcı yapısına baktığımız zaman endekste artık bundan sonra geri çekilmelerin biraz daha böyle sert sert olabileceğini zaten artık tahmin edeceğiz. O nedenle buna karşı biraz daha hazır olmakta da yarar var, fayda var. Ben endeks için olumluyum. Hani bir düşüş olmasını çok fazla tahmin etmiyorum endeksi şu anda halen daha tutan pek çok faktör var. Onlarda herhangi bir terse doğru bir dönme yok. Hep size şunu söylüyorum. Yani mevduat faizleri evet yüzde %30'lara falan yaklaştı. Merkez Bankası mesela dün yine menkul kıymet tesis oranını yükseltti. Ama bankaların çoğu zaten bu sınırlar içerisinde. O yüzden hani ekstra mevduat faizine ne kadar etki edecek bunu da izleyeceğiz. Ama faizler eğer ilerleyen aylarda e, daha da yükselirse yani şeylerden bahsediyorum mevduat faizlerinden bahsediyorum. E, çünkü bu Merkez Bankası'nın e, dikte ettiği bu sınırı yakalamak için bankalar TL oranını arttırmak için daha yüksek mevduat faizi vererek e, mevduat toplama yarışı içerisine girdiler burada eğer mevduat faizleri hani olur olur yüzde 40 40'lara doğru veya yüzde 35'lere doğru yükselirse şunu, şunu dikkate alın yani gelecek şu ana kadar bir enflasyonu yedik zaten o, o o o, mesela ayrı mesela ama şu noktadan itibaren gelecek bir yıla yönelik enflasyon tahminleri aşağı yukarı yüzde 40'lar seviyesinde hatta yüzde 32 bile tahmin edenler var. Eğer yüzde otuzla kırk arasında bir bir 12 aylık enflasyon öngörüyorsanız yüzde otuz ya da otuz beşlik bir mevduat faizine pek çok kişi razı olabilir. Yani amaç bu çünkü yani enflasyona karşı erimemekse mevduat faizleri o o görevi görebilir. Ha Bu durum eğer e, çaresizlik içinde borsaya gelen mevduat yatırımcısı varsa onların çıkışına sebep olabilir. Bu da tabii endeks üzerinde bir baskıya sebep olabilir. Ama bu bu portföyler kimler? Ee, çok küçük mü, çok mu büyük? Hani endeksi ne kadar etkileyecek? Bunlara bakacağız. 50 günlük ortalamayı ben iz, izlerim. Şimdilik hani 5000'lerde aşağı yukarı oraya doğru yaklaşıyor. 5000'in üzerinde kaldığımız müddetçe endekste artık biz düşüyoruz şeklinde bir yorum yapmak bence yanlış olur. Onu onu bir söylemek isterim. Bundan sonra daha seçici olunacak. Az sonra izleyeceksiniz. Hani niye? Çünkü seçicilik zaten başladı şimdiden. O nedenle hani finansal yazıları okuyanlar, araştırma raporlarını takip edenler, ona göre kendi risk risk hesabını iyi yapanlar gelecek dönemde daha faydalı olacak. Yani daha şeyli olacaklar, şanslı ve avantajlı olacaklar çünkü artık 2022 gibi bir ortamdan çıkıp 2023'e doğru giriyoruz. Seçime kadar piyasada bunun gibi zikzaklar olabilir. Bunu çok net bir şekilde izliyoruz. Iz Belki ileride daha da yani sertleşebilir ve daha da sertleşirse bu siyaset gündeminden bahsediyorum. Hareketlerde de yine sertlikler falan olabilir. Kısa vadeli dalgalanmalar bunlar. Her zaman söylüyorum. Yatırımcıysanız ki ben öyleyim. Kısa vadeli dalgalanmaların uzun vadeli hedeflerimden beni uzaklaştırmasına izin vermemekte fayda var. Olabilir. Borsalarda her zaman dalgalanmalar var. Zaten hisse senedi yatırımı riskli bir yatırımdır. Ve risk aslında anlamı oynaklıktır. Yani oynaklığı çok olabilen bir piyasadır. Ve bu oynaklıklarda yatırımcıların da sakin kalmasında da fayda olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz bir biraz bir röntgen çekelim. Ondan sonra da bir teknik olarak incelemeler yapalım. Evet bu Finnet 2000'de haftalık olarak bir performansa bir bakalım. İşte şurası XU100 endeksi. Geçtiğimiz hafta %3.03 düşüş yaptı. Cuma günkü yükselişte bunun içerisinde. Yani aslında düşüş hani bir ara haftalık bazda yüzde onlara kadar gelmiş ama dünkü hareketle pardon yüzde işte sekizlere kadar gelmiş dünkü yükselişle yüzde üçle bitirmişiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var, bir husus var onu söylemek istiyorum. XU30 endeksi dikkat ederseniz 2,45 aşağıda. Evet aşağıda ama XU100'den daha az aşağıda. XY UZO endeksi var. Bu o daha fazla. yani BIST 100'den daha yüksek düşmüş. %4.59. Yani XY UZO endeksi aslında nedir? 100-30 endeksidir. Yani yine 100, 100 endeksidir ama 30 endeksi hariç geri kalan 70 hisseden oluşur. Mesela satışlar orada daha fazla yoğunlaşmış vaziyette. Onu izliyoruz. En önemlisi X2Y yani 2022 yılının kahramanı BIST 100 dışı hisseler. Bir süredir hani BIST 100 dışı hisselerden çıkıp BIST 100 hisselerine doğru bir geçiş var zaten endekste. Geçen hafta bunu çok çok daha net gördük. Yani x Tumiye endeksi %6.79 düştü. İnanılmaz bir düşüş. Ve tabii halka arz endeksi bu da yeni halka açılan hisselerden oluşturulan endeks. Biliyorsunuz yeni halka açılan hisseler... Ee, bu tabii son birkaç ay değil yani geriye dönük olarak e, yüksek bir yani uzunca bir zamanı da alıyor içine. Bu şirketlerde daha yüksek %7.8 çünkü çok hızlı yükselişler oldu ve küçük yatırımcının çok fazla böyle ilgilendiği yani hisseler oldu. Mesela x 2 de öyle. Küçük yatırımcının daha fazla ilgilendiği hisselerdi bunlar. Ve büyük ihtimalle buralarda daha fazla endişe yaşanmış geçen hafta. Ama biz yüzde tabii kurumsal fonların yaptığı daha fazla alımlar var. Bankacılık ne yapmış? Bankacılık endeksi de yüzde 6 oranında bir düşüş yapmış geçtiğimiz hafta. Bankalar e, tabii ki e, geliriz o konuya. Burası en çok düşen endeksler. Evet. Turizm endeksi var %18'lik bir, bir düşüş var. Üst üstteki %23.92 olan Antalya şehir endeksi. X sale, varsa başında şehir endeksleridir almıyoruz onları. İkinci en çok düşen endeks %14'le e, leasing olmuş mesela. Zaten birkaç tane şirket var orada. Ondan sonra mesela Adana, Tekirdağ, Aydın, tekstil sektörü var %8.86. bitti. Bilişim sektörü geldi %8,70 ve elektrik sektörü %8,4 le aşağı doğru iniyor. Bu şekilde en çok düşen sektörler. En çok yükselenler ha anlatmak istediğim işte bu. İletişim sektörü %3,8 sigorta sektörü %1,5 buçuk e, Manisa bu. Tabii oradaki ildeki şirketler iyiymiş demek ki. Ulaştırma endeksi %0,48 ve küçük şirketler endeksi Kobi endeksi içinde bunun kimler var onlara bakmak lazım ama o da hafif var. Yani toplamda 3 tane sektör var. İletişim, sigorta ve ulaştırma. Bu iç, bu 3 sektörün ortak özelliğine e, e, bu üç sektörün ortak şeyine şu işte ben de dahil olmak üzere pek çok araştırma raporunda 2023 yılında öne çıkan sektörler olarak hep ifade edilen sektörler bunlar yani iletişim ve sigorta mesela öncelikle ee, ve bir de tabii şey ulaştırma ve havacılık bu sektörlerin 2023'te daha iyi olabileceğine yönelik pek çok rapor var gördüğümle yani artık şu anda bir portföy yapılanması var yani buradan sat iletişime geç ee, atıyorum tekstil sat sigortaya geç veya banka sat sigortaya geç gibi geçişler şu anda bile oluyor ve yaşanıyor. Bu gelecek süreçte de devam edebilir açıkçası. Evet, şirket olarak baktığımızda ise, şirket olarak haftalık hisse analizlerine bir tıklayalım. Şirket olarak baktığımızda geçen haftanın en çok yükselen hissesi gübre fabrikaları oldu. Benim haftalık hisseler olarak da verdiğim şirketlerden birisiydi. Niye? Çünkü bir haber vardı. Bir altınla ilgili bir haber vardı. Onu da anlatmıştım. Ve %11,62 yükselmiş. Ve endeksin %3 düştüğü bir haftada bu bence çok çok iyi bir rakam. Arkasında bir haber varsa gayet iyidir. Ege 9,25'lik bir yükseliş var. Hani burada bir haber yok, hiçbir şey yok. Galiba yine bir bedelsiz verebilir diye bir psikolojiyle hareket ediliyor olabilir. Kayıtlı sermaye tavanları arttırılabilir şirketlerde kayıtlı sermaye tavanını arttırıyor diye e, bedelsiz yapacak diye bir şart yok ortada. Ama e, kayıtlı sermaye tavanını arttırması bedelsiz söylentilerini de tabii ki daha fazla arttırıyor. Ama kayıtlı sermaye tavanı ayrı bir şeydir. Ödenmiş sermayenin ye ise ayrı bir şeydir. Ülker var %8,46. Kardemir'de %7,06 yükseliş var. Emlak konut %5,6. Vespe %5. Koz altın %4,2 altın fiyatları yükseliyor. Türksel yine iletişim sektörü 4. Vestel %3,16. Türk Telekom %3. Enka İnşaat %3. Arçelik yüzde 2.41 ve Doğan Holding, İşgeyo, Şişe, Tekfen, Aselsan ve Türk Hava Yolları gibi sıfıra kadar iniyor. Gördüğünüz gibi hep böyle iyi sektörler. Beyaz eşya da var mesela olumlu olan sektörlerde. Euro'nun yükselmesi ve gelen verilerin şeyin çelik fiyatlarının düşmesi ve ham madde baskılarının azalması yani resesyon endişelerine rağmen bunlar şirketleri bu sektörleri büyük ihtimalle 2023'te de olumlu olarak etkilemesini de sürdürebilir. En çok düşenlerde yüzde 21.87 ile Asuzu geliyor, Sasa yüzde 13.6, Kocaer Çelik yüzde 12.90, Gesan yüzde 12.43. Traktör %12.42, Alarco GEO %12, Kimtex %11.58 Smart, Aksen, Odaş, Doğuş Otomotiv, Zorla Enerji, Euroen, Europen, e, Bera Holding gibi gibi böyle aşağı doğru da inen bir olay var ortada. E, tamam peki o zaman böyle bir röntgene çektikten sonra bir ö, önce bir kendi senaryomuzu yapalım. Cuma da yaptım bir, bir video o yüzden çok uzatmayacağım. 50 günlük 50 günlük ortalama buydu. Buralara kadar geldi. Sözle söyleyeyim 4927 idi. Sözle söylememin sebebini size bir kez daha ifade etmiştim. Tekrar ediyorum. Görme engelli de çok izleyenim var ve onlar benden özel olarak rica ediyorlar. Yani okursanız diye o nedenle vaktinize alıyorum. Kusura bakmayın. 9.27'deydi 50 günlük ortalama ve oraya kadar geldi. 4.961'e kadar düştük. Oraya yakın yerden gördüğünüz gibi bir sıçrama yaptı. Ee, şimdi bizim yani önümüzde aşağı yukarı 5.400 gibi bir kanal içinde takip ettiğimiz bir direnç noktası var. 5.400'ün üzerine çıkarsak ve yerleştirsek endeksine kaldığı yerden, devam edebilir ve yukarıya doğru bizim 5880 5900 gibi hedefe doğru hareketimizde olabilir. Eğer 5400'ün üzerine yerleşemezsek endeks böyle tekrar açıldı mesela yarın yeniden açıldı endeks günü aşağıda bitirdi. 5400'ün altında bitirdi. O zaman işte bu 5000 5000'le aşağıda yukarıda da 5400 arasında Böyle bir yatayda bir yukarı bir aşağı olan bir süreç bizi bekliyor olabilir. Orada işte sakin kalacaksınız, sakin olacaksınız. Ben yani ben olsam 50 günlük ortalamanın altına düşmedikçe endekste hisselerimle çok fazla oynamam, tutarım onları. Ama eğer 5000 yani 50 günlük ortalamanın da tabi ilerleyen zamanda altına doğru düşüşler başlarsa ee, o zaman ya tamam yani endeks artık yükselişini bitiriyordur. Artık bir düşüş piyasasına doğru hazırlıklar vardır. Orada işte orada işte hepimiz ikiye ee, ayrılacağız. İkiye ayrılacağız, üçe ayrılacağız, ona ayrılacağız. Niye? Çünkü bu videoyu izleyenler içerisinde Gerçekten yatırımcı olanlar da var. Borsayı sadece alsat yeri olarak görenler de var. Bir gün içerisinde 50 kere alıp satanlar da var. Ben yatırımcıyım ama toplam hissemin mesela bir şirkette 100 bin liralık yatırımım var. Ama ben onun 50 bin liralık kısmını sabit tutarım. 50 bin kısmıyla da arada bir oynarım. Yukarıdan verip aşağıdan alırım şeklinde diyen de var. Herkes var. O nedenle burada işte kimseniz siz bunlardan hangisisiniz herkes ona göre kendisine göre bir şey tespit edecek. Evet bu bizim endeksimizdi. Şimdi Amerika'yı bir izleyelim. Amerika'da çok hani bir yataya doğru girme var günlüklerde. Ben şunu hep Tekrar ediyorum yani 3600 S&P 500'de artık hani ya ben bunu sattım arkadaş benim sattığım yer artık burası. Buradan aşağıya düşmek istemiyorum diyen bir hava var. Ee, ne zamana kadar? Ta ki mesela bilançolar gelir. 2023 yılına yönelik kar beklentileri daha da aşağıya revize edilir. Resesyon sanıldığından daha sert gelir. Ha o zaman... S&P'de de yeni bir fiyatlama başlar ve aşağı doğru iner. Ama bunlar olmazsa, hatta bunun tam aksine, 2023'e yönelik daha ılımlı beklentiler oluşursa, S&P çok büyük ihtimalle buraları kendine dip yapıp hafif hafif yukarı doğru bir harekete başlayabilir. Haftalık olarak takip ettiğimizde hala 50 haftalık ortalamasını aşabilmiş değil. Nerede S&P'nin 50 günlük haftalık ortalaması? 4056'da. Hala bunun üzerine aşabilmiş değil. Yani bunun üzerine çıksın, yerleşsin. O zaman ABD piyasalarında pozisyon almaktan bahsedelim. Ama bu olay olmadıkça şimdilik herhangi bir yorum yapamayız. Bence halen daha da şey, zayıf. Yani e, bizden daha e, şey, e, zayıflar yani şu anda. Biz de gördünüz az önce açtık bizim endeksimiz hem 50 günlük ortalamasının falan üstünde haftalıkta zaten epey bir üzerinde. Evet. Ons altın, ons altın e, güçleniyor. 1866'da e, en son 1811'de bir direnç vardı ve daha da güçleniyor. Yukarı doğru hareket ediyor. E, bunun haftalığını açtığımızda şu şunları atalım bakın. Sadece bakın ortalamaya bakın. 50 haftalık geçen hafta çıktı ve pardon önceki hafta çıktı. Ve şimdi daha da güçlendi. Nerede 50 haftalık ortalaması 1804'te 10 altında. Şimdi tabii bu 50 günlük ortalamasına doğru yeniden hafif aşağı doğru bir çekilme falan yapabilir olabilir bunlar. Önemli olan bu 50 haftalık ortalamanın üzerine tam olarak yerleşecek mi yerleşmeyecek mi? Yerleşiyor gibi duruyor ama erken. Gelecek haftayı da bir görmekte de yarar var. Yerleşirse. Vallahi onsa altında artık yavaş yavaş yukarı doğru hareketler olur. Onsa girişler olabilir. Geçen hafta Cuma günü yaptığımız videoda izlediğiniz hep altın fonları haftanın en çok artan e, şeyleri oldu, fonları oldu. Yani altın fonlarına doğru da bir geçiş, kaçış olacaktır diye tahmin ediyorum. E, bu da şey gümüş, ons, ons gümüş. Bu da gördüğünüz gibi gümüş zaten günlük bazda onda da bir güçlenme vardı. Haftalık bazda ona baktığımızda bakın o 50 haftalık ortalamasının üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. haftasını bitiriyor. Ons altın daha 2 haftayı bitirdi. Bu 6. haftasını bitiriyor. Ee, yani gümüş altına göre daha güçlü gidiyor ve gümüşte de iyi sinyaller var. Ha, gümüşte de olabilir. Hani şu haftalık ortalamasına doğru kaçtır? 23.84 pardon 21.75'te 50 haftalık ortalama. 21.75, 22'lere doğru bir geri çekilmeler olabilir, yaşanabilir. Ama ondan sonra büyük ihtimalle e, gümüşte de yukarı hareketler, hareketler e, oluşabilir. Kıymetli madenlerde e, 2023'e iyi bir giriş yaptık. İyi bir giriş yaptık. Bu da dolar endeksi ee, çok enteresan bir yerde. Dolar endeksi 50 haftalık ortalamasının altına geliyor. Onsun falan tam zıttı. Ee, zaten onsun güçlenmesinin en önemli sebebi bu. Dolar endeksi bu. Ee, burayı bir izleyeceğiz. Yani tekrar ben size söyleyeyim. Ee, Dolar endeksinin 50 haftalık ortalaması 104.46'da. Yeniden bunun üzerine çıkıp eğer yerleşemezse, e, vallahi dolar endeksi daha da ilerleyen haftalarda daha da aşağı doğru inebilir. Euro dolar daha yukarı gidebilir ve ons altında da yine daha yüksek yerlere doğru hareketler olabilir. E, tabii ki altının artmasıyla koza grubu daha pozitifler olabilir, etkiler olabilir. Bence fiyatları biraz son zamanlarda çok gitti çünkü. Hani mevcut bilançoya göre çok ucuz değil. Ama euro doların yükselmesi e, e, ihracatçı şirketler için en azından bir maliyet baskısının azalması anlamına gelir. Beyaz eşyacılar için de olumlu olabilir. Dikkat ettiyseniz geçen hafta hem Arçelik hem Vestel hem Vespe artık yavaş yavaş e, şeylere doğru başlamış geçişkenlikler var ve oluyor ee, Yani o yüzden artık bir seçimler başlıyor. Hani e, fiyatlanmamış ve fiyatın daha ucuz kalmış ve 2023'te daha da iyi olabileceğini tahmin edilen şeylere doğru bir hareketlenmeler sektörlere doğru hareketlenmeler var. Gelecek hafta e, bizde Salı günü sanayi üretimini alacağız. Kasım ayı verisi olacak. Ekim ayı çok güçlüydü. Kasım'ı da izleyeceğiz. Kasım'da da eğer güçlü olursa salı günü endeksi olumlu etkileyebilir. Bunun haricinde çarşamba günü Kasım ayı cari işlemler dengesi var. Ee, yani 3.8 milyar dolar gibi bir açık tahmin ediliyor. Ee, ama hani bunun çok sürpriz olabileceğini zannetmiyorum. Portföy akışları onu ve inceleyeceğiz orada. Orası önemli olur. Onun harici de içeride çok önemli veri yok. Dışarıda en önemli veri Perşembe günü Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Aralık ayı 0.1, yüzde 0.1 tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun orada da yüzde 7.10'dan 6.60'a doğru düşmesi tahmin ediliyor. Geçen hafta bizde de geldi biliyorsunuz enflasyon ve baz etkisiyle de beraber ciddi bir düşüş oldu ama Geçen hafta e, gelen mesela Avrupa'da da geldi, Almanya'da da geldi. Aylık olarak eksi mesela geldiler. Hani şu anda e, enerjinin ve gıdanın etkisiyle enflasyonlarda da bir aşağı doğru da bir baskı aslında var ve oluşuyor. Onun da yardımını da e, hissettik. E, bu şekilde bir bilgi vermek istedim. E, i̇nşallah güzel bir hafta olur. Ama endekste bir, bir görmekte fayda var hani ne yapıyor 5400'ün üzerine çıkabiliyor muyuz atabiliyor muyuz yerleşebiliyor muyuz yoksa yapamıyor muyuz oynaklıklar daha da çok artacak mı siyaset yine gündemde çok olacak geçişkenlikler başladı bunlar olacak o nedenle hani artık biraz daha ee, okuyan araştıran analiz edenlerin şansının daha fazla olabileceği bir döneme girdiğimizi ben tahmin ediyorum. Güzel bir hafta olsun inşallah. Bu hafta haftalık hisselerim olmayacak. Çünkü zor bir hafta olabilir. Eğer yukarı doğru hareketler yine devam ederse zaten endeksteki pek çok hissede de yukarı hareketler olacaktır. Ama tam endeksi net olarak göremediğim için haftalık hisseleri çok fazla bu hafta yapmak istemedim. Ee, hoşça Hoşçakalın. İyi günler.